Şimdi öncelikle bu İstanbul Belediyesi ile ilgili, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ve Sayın İmamoğlu'nu odağa koyan, hedef alan bu girişimleri bir bütün siyaset organizasyonunun parçası olarak görmek lazım. Yani bir diğer deyişle açık olarak ifade etmek gerekirsek iktidar, AKP iktidarı ve Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki seçimlere ve siyasetin dengelerini büyük ölçüde yargıyı araçsallaştırarak, yani bir anlamda yargıyı kullanarak şekillendirmek istiyor. Ve bu şekilde bir Türkiye'de siyasi denge, siyasi açılım oluşturmak istiyor ve AKP'nin ve kendisinin lehine seçimlerden sonuç alabileceği hamleler yapıyor. İmamoğlu olayı bu halkaların veya bu uygulamaların bir tanesi. Yani tek başına düşünmemek lazım. Burada işte bu 28 Şubat davasından tutun, HDP'nin kapatılmasına kadar seçime ve şu anda meclise verdikleri anayasa değişikliği vesaire gibi bir anlamda bu tip organizasyonlarla, bu tip girişimlerle ama merkeze yargıyı koyarak ve yargıyı siyasallaştırdıkları yargıyı araç olarak kullanmak suretiyle siyaseti dizayn etmeye çalışıyor. Bir kere bunu böyle bir koyalım. Yani İmamoğlu meselesini ayrıca konuşalım ama yani bu bütünün bir parçası olarak görmek lazım. Şimdi İmamoğlu'na yönelik, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mahkeme daha önce bir yargıç tarafından verilen siyaset yasağıyla birlikte mahkumiyet kararı ise tek başına İmamoğlu'na ve İstanbul Belediyesi'ne yönelik bir hareket değil. Aynı zamanda altılı masayı parçalamak, muhalefet tabanına, muhalefetin seçmen tabanına, yani bu insanlar bir korku salmak, yani bu insanlar ne olursa olsun gitmez, her şeyi yaparlar ve her türlü yola başvururlar ve imkansız bunların gitmeleri deyip orada bir bezginlik, orada bir korku, orada bir çekingenlik yaratma arayışıdır. Anlatabildim mi? 3. Evet, İstanbul Belediyesi'nin imkanlarına çökme olayıdır bu yönüyle. 4. İmamoğlu'nun şahsında bugün ama önümüzdeki dönemde başka belediye başkanlarını da dahil edecek şekilde siyaseti ve önümüzdeki seçimleri dizayn etme arayışıdır. Yani bu mesele tek başına bir İmamoğlu meselesi olarak görmemek lazım. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi meselesine gelince bunun bir siyasal dava olduğu, hukuksuz bir dava olduğu, yani davanın devam sürecinde yargıcın değiştirilmesinden tutun da daha sonra Hukuk İşleri Başkanlığı'nın çıkıp rahatça evet bu dava çözümlenecektir, bu dava doğrudur, bu karar doğrudur, dolayısıyla Yargıtay da bunu onaylayacaktır diye yargıya mesaj göndermesi, daha sonra da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın çıkıp hiç gereği yokken bir şekilde bir tehdit içeren, bir anlamda uyarı içeren muhalefete yönelik bir değerlendirmesi var orada. Ne diyor? Yani gayet açık bir şekilde mahkumiyet kararı verildiği takdirde seçimi kazanmış aday biz ona mazbatayı vermeyiz diyor. Böylece işte bu zincir içerisinde siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Muhalefet dizayn edilmeye çalışılıyor. Muhalefetin alanı, siyaset yapma alanı daraltılmaya ve yönlendirilmeye çalışılıyor. Şimdi İçişleri Bakanı'nın bu belediyelerle, birçok belediyeyle ilgili davayı bu sefer terör olayı üzerinden, işte iltisak diyorlar, bu tip şeyler üzerinden belediye başkanlarına yönelik bir çalışmayı başlatmış olması şundan kaynaklanıyor bana göre. Şimdi İmamoğlu davasında İmamoğlu'nun görevinden dolayı bir hatası, bu veya hatası demeyelim de ona, yani bir hakaret davası üzerinden mahkumiyet, bu mahkumiyet Danıştay'ca onaylanmadığı sürece görevden alma şansı yok İçişleri Bakanlığı. Kendisi de bunu ifade ediyor zaten. Yasalar bunu gerektiriyor. Ama terörle ilgili ya da benzeri bir suçla ilgili soruşturma açılması bile geçici olarak belediye başkanlığı görevden alınmasını sağlar. Yerel yönetimler yasasının 47. maddesi. Kılıf hazırlanıyor yani. Sesi alamıyorum. Kılıf hazırlanıyor yani dedim. Evet, evet. Yerel yönetimlerin 47. maddesi bunu gayet açık olarak gösteriyor ve ifade ediyor ve burada bir şekilde yani işte belediye başkanının da haberi vardı söz gelimi böyle bir elemanın alınmasından gibi bir söz bile savcı tarafından soruşturmaya değer bulunduğu takdirde o yasanın o maddesi gayet açık olarak şunu ifade ediyor. Soruşturmanın açılması durumunda vesaire değil. Soruşturmanın açılması durumunda bunu İçişleri Bakanlığı herhangi bir yerden izin almaksızın belediye başkanlığı geçici olarak uzaklaştırabilir diyor. Yani işten el çektirir. Hazırlanıyor yani. Bir, görevli, kayyum vesaire atar. Şimdi şöyle bir şey konuşuldu Sayın Andican. Bugün de Türkiye Gazetesi manşet yapmış. Bir rahatsızlık var AKP'de bile böyle şey olmaz diye ki İstanbul'da sonuçta denendi bu ve ikinci seçimde nasıl bir yanıt verildiği halk tarafından görüldü. Dolayısıyla bir geri adım atılabilir havası da var. Fakat ben geri adım atılmayacağı, kayyuma doğru işin ciddiyetle yürütüldüğü kanaatindeyim. Çünkü sarayın böyle bir intikam planı varmış gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Semra Hanım, eğer geri adım atılacak olsa artık AKP siyasetini öğrenmiş olmamız lazım yıllardır. Yani Cumhurbaşkanı'nın siyasete nasıl baktığını, siyasetin nasıl hiçbir kurala, yasaya vesaireye bağlı olmaksızın nasıl değiştirmeyi amaçladığını, dizayn etmeye çalıştığını biliyoruz, görüyoruz. Yani gerçek dışı beyanlarla bile bu siyaseti altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Daha geçen gün söylediği şey yani sanki muhalefetten herhangi bir lider kalkmış da biz efendim iktidar olunca bu yapılanları yıkacağız demiş gibi. Tamamen gerçek dışı bir beyanda bulunuyor. Diyor ki yani diyor öyle diyorlar ki diyor bu yaptıklarınızı iktidara gelirsek hepsini yıkacağız. Yani böyle bir şey kim söylemiş kardeşim? Kim böyle bir şey söyledi? Ama Cumhurbaşkanı'nın böyle bir onu engelleyen, ifadelerinde onu denetleyen hiçbir şey yok. Yani Sayın Andican bugün işine geldiği gibi konuşuyor. Sizi destekleyen bir şey daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'a havalimanı açmaktan söz etmiş. Evet. 93 yılında açılan havalimanı. Evet. Ya onu bırakın. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni İsparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'ni İsparta'da bir mitingde biz açtık dedi. Süleyman Demirel tarafından onun döneminde açılmış bir üniversite. Yani inanılmaz bir dezenformasyon yeteneği var ve yani ister inanın ister inanmayın orada söylüyor. İnanan inanıyor. Onun tabanı, onun kimlik siyasetiyle ona bağlı olan insanlar ona inanıyor. Ama bunu söyleyiş nedenim o değildi. Bunu söyleyiş nedenim biraz önce sizin yaptığınız değerlendirmeye bir açılım getirmekti. Yani bir diğer deyişle öyle AKP'de şunlar söyleniyor. AKP diye bir parti yok aslında. Orada tek adam var. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ne istiyorsa o yapılır. Cumhurbaşkanı da böylesi bir işlemi başlatıp yani bir mahkemeyi dizayn edip şeylerini değiştirerek hatta karar verilmeden önce mahkeme 14 Şubat'tan bir gün önce sarayda toplantı yapıyor. Yani o toplantının sonucunda bu hakim bu kararı veriyor. Bunlar hepsi açık ortada duruyor. Yani bu kadar yol almışken bu kadar elinin altında bir demokrasinin kılıcı yani İmamoğlu'nun ve İstanbul Belediyesi'nin başında sallanacak bir demokrasinin kılıcını mahkeme aracılığıyla elde etmişken onun geri döneceğini ve oradan bir şey çıkmayacağını düşünmek kesinlikle saf olmayalım diyorsunuz. Demektir. Saf olmayalım diyorsunuz Sayın Andican. Peki. Hayır, hayır, hayır. Bir şey daha burada önemli. Şimdi KJ'mizde de yazıyor. Altılı masayı bölüp karıştırma, siz de ifade ettiniz. Sebepleri var, evet. Erdoğan'ın nedenler var. Bu hedefine ulaştı mı? Çünkü bu hafta bir yandan Akşener'le Kılıçdaroğlu arasında sanki soğuk rüzgar varmış gibi bütün kanallar aynı şeyi konuşuyordu. Toparlandı mı? Ben de girişte dedim ki hani buraya mesai harcanmasından rahatsız olduğumu ifade ettim ben de. Aday gerilimine gerek yok. En son düşünülecek şey böyle bir gerilim yaşanması diye düşünüyorum. Nasıl bir sınav verdi muhalefet burada? Semra Hanım, önce bir şeyi ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan bir kapalı toplantıda İstanbul'u ve büyük şehirleri, Ankara gibi, niye kaybettik diye sordu. Kapalı toplantıda, yani kendi partisinin iç toplantısında sordu ve cevabını verdi. Muhalefet bir araya geldiği için, pardon, karşımızdakiler bir araya geldikleri için. Bak, yani kendi sorusunun cevabı bu. Onun için şu anda Cumhurbaşkanı'nın birinci önceliği altılı masayı, bir ciddi yelpazeye hakim olan ve büyük bir seçmen kitlesini arkasına almış olan altılı masayı dağıtma amacı. Amacı bu. En önde gelen amacı bu. Yani İBB'ye çökmenin de ötesinde bir amacı bu. Cumhur İttifakı liderleri buna yönelik politikalar oluşturmaktalar uzunca bir süredir. Peki altılı masa için birçok analiz yapabiliriz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum sorulduğunda, bakın geldiğimiz noktada altılı masada hiçbir liderin herhangi bir partisiyle ilgili veya diğer liderlerle ilgili ilişkileri açısından herhangi bir nedenle altılı masadan kalkma, altılı masayı bölme, altılı masayı dağıtma gibi bir lüksü de yok, imkanı da yok. Çünkü altılı masadan kalkan bir lider, ben hep bunu televizyonlarda tekrar ifade ediyorum. Yani artık bir şey halinde, motto halinde yerleşmesi için altılı masadan kalkan masanın altında kalır diyor. Masanın altında kalır diyorum. Hem kendisi hem partisi. Toparlayacaklar yani. Yani bu tip şeyler olabilir. Yani çeşitli şekilde ben bunları şu anda ayrıntılı olarak ifade edebilirim ama ona vaktimiz de yok, gerek de yok. Ne Sayın Akşener ne Sayın Kılıçdaroğlu bu şekilde bir, yani şu ya da bu şekilde söylenmemiş, belki de söylenmiş, yanlış algılanmış sözler üzerinden altılı masa gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa birbirinden çok farklı dünya görüşlerine sahip, birbiriyle siyasi etkili oldukları siyasal damarlar açısından çok farklı damarlardan gelen altı parti lideri, bir cephe halinde, ama bu cephe ne şey yapıyor? Demokratik bir hukuk devletini yeniden inşa edebilmek. Tek adam rejimini sonlandırmak ve onun yerine demokrasiye, hukuka, adalete dayalı bir sistem, yani güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirmek için bu asgari müşterekte bir araya gelmiş durumdalar. Evet. Dolayısıyla bunu bozmak, bu ihtimali ortada şey yapmak, zorlamak, bu ihtimali imkansız hale dönüştürmek hiçbirinin yapamayacağı ve yapmayacağı bir iştir. Ben umudumu da dile getirmiştim. Tam da onu besleyecek cümleler sarf ettiniz. Toparlayacaklar, onu anlıyorum. Yalnız bir sıkıntı daha var. Yılın ilk krizlerinden biri olacak muhtemelen. Bir başörtüsü referandumu gündeme gelecek anayasa. Evet. Bozdağ bugün Adalet Bakanı yine demiş hani referanduma götürmeyiz demiş. Altılı masanın o yüzden destekleme ihtimali tartışılıyor ama şöyle de CHP kamuoyunda burkaya çarşafa izin çıkacak diye de bir eleştiri ve tartışma var. Bu anlamda evet, sizin seküler yaşamın garantisinin anayasa olması, özgürlükçü bir anayasa olması bakımından endişeniz var mı? Bu bir sıkıştırma olmayacak mı yine altılı masayı? Şimdi bakın, bu daha önce de, yani bu olayın gelişimini hatırlayacak olursak, hatırlıyorsunuz bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bir yasal düzenleme ile başörtüsü konusunu bir anlamda yani endişeli muhafazakarların endişelerini gidermek, bir helalleşme süreci içerisinde kamuoyunun önüne getirdiği bir teklifti. Fakat Cumhurbaşkanı bunu tamamen bir siyasal oportunizm içerisinde, hani gol pas atıldı, bunu gole çevireceğim şeklinde siyasal bir şeyle, oportunizmle bu olayı anayasal düzenlemeye getirdi. Şimdi burada birkaç nokta var. Birisi, biraz önce söylediğiniz gibi, yani oradaki cümleler, oradaki değerlendirmeler öylesine ustalıkla dizayn edilmiş ki oradan her şeyin çıkması mümkün. Yani onun her türlü yorumlanabilmesi mümkün. Şimdi bizim parti olarak bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmış değiliz. Yani Merkez Karar grubu toplandı. Onun da ilgili bizim sözcümüz, yani orada Sayın Genel Başkan'ın sorusu üzerine yani buna destek olalım, böylece bir yani başörtüsüne karşı bir parti görünümü sergilemeyelim şeklinde bazı üyelerimizin ifadeleri olduğunu sözcü söyledi. Ama merkez kararla ilgili bir olay değil bu olay. Bu olay parlamentodaki milletvekilleriyle alakalı bir hadise. Yani onların sonuçta oylarıyla şey yapılacak. Bu konuda milletvekilleriyle Sayın Genel Başkan bir toplantı yapacak. Bu arada konuyla ilgili hukukçu arkadaşlar bir çalışma yapıyorlar. Ve bu çalışmanın sonucu da o toplantıya gelecek. Yani şahsi bir fikir olarak veya görüşüm olarak bu konuda ben 400'ün üzerine çıktı. Bugün Bekir Bozdağ söylemiş. 400'ün üzerine çıkarsa bunu referanduma götürmem diye. Buradaki en büyük tehlike bu olayın referanduma gitmesi. Referandum çünkü bir onu savunan, bir de onun karşıtı olan grupların olması demektir. Aslında istenen şey zaten referandumun seçim kampanyası olması. İstediği şey de bu. Ama bir başka şey daha var. Bunu seçimler sırasında bir referandum sandığı olarak, 3. sandık olarak Macaristan'da Orban'ın yaptığını yapmaya yapmak istiyor. Diyor ki şu anda Bekir Bozdağ, efendim biz bunu şey yapmayız. Ne derler? 400'ün üzerine çıkarsa referanduma. İnanmıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da çıkıp söylese inanmıyorum, çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün söylediğini ertesi gün ben mi söyledim? Hayır, ben böyle söylemedim diyen bir politikacı olduğunu çok yakından, çok iyi biliyoruz. Evet. Onun için 400'ün üzerinde oy alsa bile bu rahatlıkla referandum sandığını oraya koyar. Bu kadar siyasi açıdan oportunist bir yaklaşımı var. Onun için yani bütün bunları biz değerlendireceğiz. Bütün bunları değerlendirdikten sonra parti kararını parti şey yapacak, verecek.